birlikte yatıyor olduğunu da ekleyelim. Aynı aileden 3 şehit oldu. Sel felaketiyle devam edeceğiz. Ankara-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelan sebebiyle yol trafiğe kapatıldı demiştik. Hemen görüntüleri ekrana getireyim evvela. Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor, Orta Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor ve Ankara-İstanbul karayolundan da yalnızca dakikalar önce bu görüntüler yansımaktaydı. Bolu Tüneli'nde bizi muhabirimiz Fırat Fıstık ve kameraman Murat Kibar bekliyor. İstanbul'dan yola çıktılar, Batı Karadeniz'e gidiyorlar ve şu anda da tam da bu noktadalar. Hemen karşımda Fırat Fıstık var ve arkasında da korkunç bir heyelan görüntüsü. Fırat Fıstık, kolaylıklar diliyorum. Neredesiniz tam olarak? Durum nedir? Evet İrfan Değirmenci, şu anda bulunduğumuz nokta tam da Bolu Dağı Tüneli'nin giriş kısmı ve İstanbul yönü, arkamda görüyorsunuz sizde. Kameraman arkadaşım Murat Kibar da göstersin sizlere görüntüleri. Şu anda burada çalışmalar devam ediyor. Benim sayabildiğim kadarıyla 20'ye yakın iş makinesi çalışıyor burada. Dün akşam saatlerinde saat 5.30'dan itibaren burası trafiğe tamamen kapatıldı. Ve şu anda yollar tamamen balçıkla bulanmış durumda. Özellikle yukarıdan, yukarı kısmından, orman tarafından ağaçların devrildiğini söylüyorlar ve onlarca ağacın devrilmesi, toprağın kayması nedeniyle Bolu'dan İstanbul istikametine doğru gördüğünüz karayolu tamamen trafiğe kapatılmıştı. Şu anda da aslında tam olarak 24 saattir bu yol trafiğe kapalı araçlara. Araçlar nasıl devam ediyorlar İstanbul istikametine? Bolu Dağı Tüneli kapalı olduğu için Abant tarafından İstanbul'a doğru yönlendiriliyorlar. Murat Kibar arkadaşım size hemen sağ tarafı da göstersin. Gördüğünüz gibi kilometrelerce aslında bu çalışma devam ediyor. Şu anda ekranlarda, ekranın ilerisinde Bolu Dağı Tüneli'ne girişini görüyorsunuz. Ankara'ya doğru giderken, Zonguldak'a doğru giderken trafik şu anda açık. Ancak gördüğünüz gibi sol kısım İstanbul yönüne doğru olan karayolu ve tamamen kapanmış durumda. Buradaki ekipler de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler. Bir gündür çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz aslında bu yolun ne zaman açılıp açılmayacağını da sorduk. Şu anda son ağaçları temizlediklerini söylüyorlar ve birkaç saat içerisinde yolun açılmasını bekliyorlar. Ancak tabii ki başka kişilere göre de gece yarısını bulabileceği dile getiriliyor. Görüyorsunuz ağaç parçaları, dalları görüyorsunuz. Yine su içinde kalmış yer tamamen ve burası tamamen metrelerce, kilometrelerce balçık içinde. Tabii ki ekipler çalışmalarını sürdürüyor burada bir gündür. Sadece Bolu'da olan bir şey de değil, siz de yayına girerken belirttiniz aslında. Bartın, Sakarya, Zonguldak, Karabük, Düzce gibi aslında birçok ili etkiledi buradaki sel yağışları. Özellikle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Biz de aslında şu anda tam da bu heyelanın, toprak kaymasının meydana geldiği yerdeyiz. Bolu Dağı Tüneli girişindeyiz. Kameraman arkadaşım Murat Kibar çevirebilirse tekrar gösterelim sizlere. Ağaçların devrildiğini görüyorsunuz yukarılardan. Onlarca ağacın düştüğü dile getiriliyor. Burası aslında düzken, şu an görüyorsunuz eğimli bir vaziyette ve topraklar da yukarıda kaymış durumda. Onlarca ağacın devrildiğini söyleyelim. Tabii sadece Bolu Dağı Tema Otoyolu da değil, İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu, Zonguldak İstanbul Karayolu ulaşıma tamamen kapandı. Yine tabii taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun özellikle etkilendiğini söyleyelim. Yine başka yollardan Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü kapanan yollar var. Biz de tam aslında şu anda çalışmaların en fazla devam ettiği, en yoğun şekilde devam ettiği yerdeyiz. Bolu Dağı Tüneli'ndeyiz. Çünkü Bolu Dağı Tüneli gerçekten de her gün binlerce insanın kullandığı bir karayolundan bahsediyoruz. Ve şu anda tamamen sel nedeniyle balçıkta kapanmış durumda. Birkaç saat içerisinde yolun açılmasını bekliyoruz. Ancak siz de görüyorsunuz ekipler çalışmalarına devam ediyor İrfan Değirmenci. Sözü stüdyoya bırakalım. Biz saatlerce, zaten önümüzdeki saatlerde de aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Kendinize dikkat edin lütfen. Türkiye'nin en büyük şehriyle başkentini birbirine bağlayan yolun en önemli noktası şu an heyelan sebebiyle trafiğe kapalı durumda. Batı Karadeniz'de de yollar kapandı, köprüler çöktü, köyleri su bastı. Ani sel tren yolu raylarının zeminini boşalttı, seferler durdu. Zonguldak'ta acil servisleri su bastı, elektrik verilemedi. Araçlar yollarda, yurttaşlar evinde ve iş yerinde mahsur kaldı. Hemen her yıl yaz aylarında bu dönemde yaşanan felaket bir kez daha tekrarlandı. Bunun adı kader değil. Bunun adı nedir? Siz söyleyin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod verilen Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak etkili oldu. Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Karabük ve Bolu'da hayat felç oldu. Şuradaki Türk,
Selin vurduğu Zonguldak'ın Devrek ilçesinde asma köprü çöktü. Trafo merkezleri su altında kaldı. Kentte tren yolu raylarının zemini boşalırken tren seferleri durduruldu. Karabük-Zonguldak arasındaki demir yolları ulaşımı ikinci bir emre kadar durduruldu. Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Karadeniz Ereğli'nin bir kısmına enerji verilemedi. Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su bastı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçici acil müdahale üniteleri kurulduğunu açıkladı. Karabük'te sağanak ve taşan dereler nedeniyle oluşan selde Zonguldak Karabük yoluyla Devrek ve Yenice arasındaki yol ulaşıma kapandı. Unutkanlığın kronik bir hastalık haline geldiği AFAD tarafından bu felakette de Karabük'ü unutulmuş olduğunu görüyoruz. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, AFAD'ın Karadeniz'deki sel felaketinden en çok etkilenen illerden olan Karabük'ü önlem alınacak iller arasına almayı unuttuğunu savundu. Sel felaketinde en çok etkilenen illerimizden birisi olan Karabük maalesef AFAD tarafından adeta yok sayılmıştır. Bunu ben demiyorum. AFAD'ın yayımladığı duyuruda Karabük ilimizde herhangi bir çalışma yapılmadığının kendisi tarafından itiraf edildiğini de görüyoruz. Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle Düzce-Yığılca yolu ulaşıma kapatıldı. İlçedeki bazı köyleri su bastı. Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Maden Deresi Tabiat Parkı'nda yaşanan taşkın nedeniyle piknik alanları su altında kaldı. Nereye gidiyor? Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı Kemer Köprü mevkiinde taştı. Bartın'da Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yaklaşık 70 işçi sel nedeniyle mahsur kaldı. İşçilerden bazıları helikopterle kurtarıldı. Ordu'da bazı derelerde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Karadeniz sahil yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. 24 saat içerisinde 200 kilograma kadar çıkan yağmurlar yer yer etkili olmuş. Ordu ilimizde olan yağmurlar sonucunda da daha çok Altınordu ilçemizde ama biraz önce saydığım 4 ilçemizde olmak üzere toplam 351 iş yerimiz sudan etkilendi. 32 konut etkilendi ve 35 aracımız etkilendi. Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları 2020 yılında bir rapor hazırladı. Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı, yani toplamda 94 sayfadan oluşuyor. Bu raporda uzmanlar 8 Temmuz'da taşkın yaşanan Bülbül Deresi için risk uyarısı yapmıştı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'daki sel felaketinde taşan Bülbül Deresi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021'de uyarı yaptığını ancak 3 yıldır dikkate alınmadığını açıkladı. Raporun üzerinden 3 yıl geçti. Bülbül Deresi ile ilgili yatak düzenleme çalışması maalesef yapılamadı. Dere taştı, vatandaşımız da perişan oldu. Yani bu yapılan ihmalin faturasını da maalesef vatandaşımız ödedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise Ordu'da gerekli önlemlerin alındığını öne sürdü. Geçmişte alınan önlemler taşkının sonuçlarını hafifletti dedi. Bunların tekerrür etmemesi noktasında neler yapmamız gerektiğini tekrar masaya yatıracağız. Esasında geçmişte aldığımız birçok önlem iki gün içerisinde yaşadığımız taşkının sonuçlarını da ciddi bir şekilde hafifletmiştir. Bolu Dağ Tüneli heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yolu açmak için çalışmalar başladı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar çalışmalar bitene kadar Abant gişelerinden D100 karayoluna yönlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gece saatlerinde beklenen kuvvetli yağış için yurttaşları uyardı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Bu gece saat 24'e kadar kuvvetli yağış, biraz da rakam verelim, metrekare 100 kilogramın üzerinde yağış almayla ilgili tahmin olduğunu belirtmek istiyorum. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yaşayanlar bu gece yarısından itibaren metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşecek. Tedbirli olmaya çağırıyor yöneticiler. İçişleri Bakanı böyle söylüyor. Her sene aynı zamanlarda aynı afeti, aynı felaketleri yaşıyoruz. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler var diyor. Gördüğünüz gibi yöneticiler, fakat çıkaramadığımız dersler de var. Orman yangını sezonu da başladı maalesef. Bültenin başı ilk 15 dakikası küresel ısınma ve iklim felaketleriyle
Devam ediyoruz. İzmir'in Ali Ağa ve Menderes ilçelerinde çıkan yangın hala söndürülmeye çalışılıyor. Gözümüz İzmir'de, birazdan canlı yayında yangından son notları aktaracağız. Önce yangın nasıl çıktı ona bakalım. İzmir'in iki ayrı bölgesinde yangın var. Öğlen sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Can kaybı yok. İlk yangın Ali Ağa ilçesi Çaltıdere mahallesindeki ormanda çıktı. Dumanları gören vatandaşlar orman ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yangını havadan 6 helikopter ve 4 uçak, karadan 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracı müdahale ediyor. Diğer yangınsa Menderes ilçesi Oğlan Anası mahallesindeki ormanda çıktı. Yangına orada da müdahale